Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta sizler için Android cihazlarda ekran kapalı iken bile YouTube'dan müzik dinleyebileceğiniz Android, iPhone fark etmeksizin tüm cihazlar arasında kolaylıkla dosya alışverişi yapabileceğiniz, ekranı kaydırarak pratik bir şekilde komutlar çalıştırabileceğiniz seçenekler gibi, beklentinizi yükseltmek gibi olmasın ama telefonlarınızı gerçekten de uçuracak 7 akıllı uygulamayı sizler için bir araya getirdim. Tekrar merhabalar. Öncelikle umuyorum ki keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Başlangıcı Android veya iPhone fark etmeksizin tüm cihazlarımız arasında dosya alışverişi yapmamızı sağlayan Snapdrop ile yapalım. Apple ekosisteminin en güçlü ve kullanışlı özelliklerinden biri AirDrop ama sadece iPhone, iPad gibi kendi ekosisteminde kullanılabiliyor. Ancak Snapdrop ile Android cihazlarda uygulaması üzerinden iPhone gibi desteklemeyen cihazlarda ise snapdrop.net web sitesi üzerinden pratik bir şekilde dosya alışverişleri yapabiliyorsunuz. Bu aşamada cihaz isimlerine takılmayın çünkü bunları uygulamanın kendisi otomatik olarak belirliyor. Kullanmak için gereken tek şart ise cihazların aynı Wi-Fi içerisinde bulunmaları. Bu küçük detaya dikkat ettiğiniz sürece dosya tipi veya boyutu fark etmeksizin her türlü takası gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Sırada ekranı kaydırarak birçok farklı komutu çalıştırabileceğiniz Full Screen Gestures var. Bence bölümün dosya paylaşım uygulaması Snapdrop ile beraber en favori uygulaması çünkü birçok işlemi oldukça pratik ve kolay hale getiriyor. Ekranın sol ve sağ kenarlarına ek olarak sol ve sağ alt köşelerinden de parmağınızı kaydırarak ekran görüntüsü alma, güç menüsünü açma, uygulamaları çalıştırma, bildirimler, ses, fener, bölünmüş ekran gibi daha bir sürü komutu kolaylıkla aktif hale getirebiliyorsunuz. Marketlerden ücretsiz olarak indirebileceğiniz ve Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamada beni çok da rahatsız etmeyen reklamlarla beraber hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu arada devam etmeden önce sizler için toparlayıp hazırladığım içerikleri beğeniyor ve ilgiyle izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu 2 saniyelik küçük işlemin anlamı ve getirisi tahmin edebileceğiniz kadar çok. Teşekkürler. Sırada durum çubuğuna dokunmatik olarak yine son derece kolay bir şekilde komutlar atayabileceğiniz, özelleştirebileceğimiz ve pratik bir şekilde ayarlar yapabileceğimiz Super Status Bar var. Durum çubuğunu kullanarak parlaklık veya ses kontrolü yapabilir, üzerinde bulunan pil, saat, GSM gibi göstergeleri özelleştirebilir veya içerisinde bulunan iOS, Android 12, One UI, MIUI gibi seçenekleri tek dokunuş ile seçebilir, favori uygulamanızı açabilir veya aklınıza gelebilecek her türlü özelleştirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik iOS'u seçmeniz durumunda mevcut iPhone'lardan farklı olarak pilin yüzdesini bile ana ekranda görebiliyorsunuz. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirebiliyorken birçok özelliğini ücretsiz olarak kullanabilmeniz mümkün. Ancak bütün seçeneklere erişmek isterseniz bu durumda tek seferlik üstelik uygun da sayılabilecek bir meblağ karşılığı sahip olabilirsiniz. Ben özellikle iOS durum çubuğunu kullanmayı çok sevdiğim için bunu ayarladım ve durum çubuğunu kaydırarak da ses veya parlaklık gibi farklı komutlar için kullanıyorum. Son olarak uygulamada Türkçe dil desteği de bulunuyor. Sırada aşağıya doğru uzayan sayfalardan tek bir ekran görüntüsü oluşturabileceğiniz Screen Master var. Uygulamayı kurduktan sonra yine gerekli izinleri veriyor. Sonra da giriş sayfasındaki ekran yakalamayı aç sekmesine basıyorsunuz. Böylelikle ana ekranınıza sürükleyerek hareket edebilen bir deklanşör tuşu ekleniyor. Artık bir web sitesi veya uzun sayfalı bir dokümanı kaydetmek istiyorsanız deklanşöre bir kere bastıktan sonra ortadaki git sekmesine basarak sayfaları da aşağıya doğru kaydırarak ayrı ayrı fotoğraflarını çekiyorsunuz. İşiniz bittiğinde ise çentik işaretine basıp ister direkt bütün görüntüleri kayıt edebilir, isterseniz de uygulamanın arada tekrarlanan veya gereksiz bulduğu kısımları kendiliğinden tespit edip silmesini ve öyle birleştirmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamanın beğendiğim bir başka özelliği sayfaları ister uzunlamasına, isterseniz de yanlamasına olarak kaydedebilmesi. Türkçe dil desteği de bulunan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip reklamlarla beraber hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama reklamları kaldırmak ve bütün düzenleme, yüksek çözünürlük gibi özelliklerine de erişmek isterseniz bu durumda tek seferlik ödeme ile satın alabiliyorsunuz.
Sırada cep telefonunuzda müzik çaldığında veya bildirim geldiğinde ekranda oldukça güzel bir animasyon oynatabilen Movies Edge var. Uygulamayı bence özellikle Edge panel özelliğine sahip olmayanlar oldukça fazla seveceklerdir. Çünkü bir kere telefona gelen her türlü bildirimi daha fazla görünür hale getiriyor. Ancak bunun için üst bölümde bulunan tüm müzik ve bildirim opsiyonlarının da seçili olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. İçerisindeki bedava animasyonların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip hemen kullanabilirsiniz. Ama ücretli animasyon seçeneklerini de isterseniz bu durumda satın almanız gerekiyor. Müzik çalarken duvar kağıdını ritme göre hareket ettiren seçeneklerden bir başkası da Diffuse. Uygulama Apple Music veya Spotify gibi bütün müzik çalarlar ile uyumlu ve öncelikle ana ekranın en üstünde bulunan izinleri verdikten sonra duvar kağıdı olarak ayarlamanız gerekiyor. Sonra da Live Beat sekmesini işaretleyip yoğunluğunuzu isteğinize göre belirleyebiliyorsunuz. Böylelikle artık müzik çalarken ana ekrana döndüğünüzde posterin veya müzik videosunun renklerinden oluşturulan arka planın müziğin ritmine göre değiştiğini görebilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Son uygulamamız ekranınız yani telefonunuz kapalı olsa bile arka planda uygulamaları çalıştırmaya devam edebilen Black Screen. Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra önce gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Sonra her zaman ekranda ve kilidi açmak için tek dokunuş kutucuklarını ve en önemlisi siyah ekranı etkinleştirip işaretlemeniz gerekiyor. Artık herhangi bir müzik, podcast veya YouTube gibi uygulamalar açıkken telefonunuzu kapatsanız bile arka planda seslerini dinleyebiliyorsunuz. Tabii telefonunuzu kapatmaktan kastettiğim ekranı sadece pasife almak. Böylelikle YouTube'dan müzik dinlerken ekranın açık olması sebebiyle piliniz boş yere de tükenmeyecek. Üstelik bu işlem için YouTube Premium aboneliğine bile ihtiyacınız kalmıyor. Uygulamanın yorumlardan okuduğum bir başka faydası da açıp kapama düğmesi bozuk olanların imdadına yetişmesi. Çünkü sadece ortadaki kilit sekmesine basarak bile telefonunuzu açıp kapatabiliyorsunuz. Marketten ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamayı reklamlarıyla bedava kullanabiliyorsunuz ki bunda bence bir sıkıntı yok. Ama illa reklamları kaldırmak istiyorum derseniz de tek seferlik bir ödeme ile satın almanız gerekiyor. Evet, umarım sizler için toparladığım uygulamaları beğenmişsinizdir. Sizlerin önereceği farklı alternatifler varsa da lütfen yorumlardan belirtin. Böylelikle bizler de farklı ve faydalı uygulamaları öğrenmiş oluruz. Son olarak bölümü sonuna kadar izleyen takipçilerime teşekkür ederken aranızda abone olmayanlar varsa şu küçücük işlemi yapabilirlerse çok sevinirim. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknoloji içeriklerinde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ben de parmağınızı böylelikle ekrana sürükleyerek hareket edebilen bir deklantör. İşiniz bittiğinde ise çünkü her türlü bildirim bir kere böylelikle bizler de farklı ve farklı.